35. Üçüncü cilt, 22. mektup. Bu mektup, Molla Maksud Ali Tebrizi'ye yazılmış olup, müşriklerin pis olması, ruhlarının, itikatlarının pis olmasıdır. Bedenlerinin, azalarının pis olmayabileceğini bildirmektedir. Her hamd, Allahü Teala'nın hakkıdır. Onun seçtiği temiz insanlara selam ederim. Şefkatli efendim, Hüseyin vaizi tefsirini, için gönderdiğinizi anlayamadık. Bu tefsirde Tevbe suresi 29. ayetini tefsir ederken müşriklerin içleri, inanışları pis olduğu için onlar elbette pistir buyurmaktadır. Hanefi mezhebi alimleri de böyle tefsir etmiştir. Yani Allahü Teala'nın müşrikler pistir buyurması kalplerinin itikatlarının pis olduğu içindir demişlerdir. Hüseyin tefsirinde de yazılı olduğu gibi bazı alimler müşrikler necasetten sakınmadıkları için pistir demiş ise de böyle tefsir etmek uygun değildir. Çünkü bugün Müslümanların çoğu da necasetten sakınmıyor. Müslümanların cahilleri de Kafirler gibi temizliğe ehemmiyet vermiyor. Necasetten sakınmamak insanın pis olmasına sebep olsaydı Müslümanların işi güç olurdu. Halbuki Müslümanlıkta güçlük yoktur, buyuruldu. Hüseyin tefsirinde Abdullah İbn Abbas radiyallahu anhuma buyurdu ki: "Müşriklerin bedenleri köpekler gibi pistir." diye de yazıyorsa da din büyüklerinden böyle umuma uymayan, herkesin söylediğine benzemeyen haberler çok gelmiştir. Böyle haberleri evirip çevirip ana haberlere uydurmak lazımdır. Kâfirlerin dışları, bedenleri nasıl pis olur ki? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir Yahudi evinde yemek yedi. Bir müşrikin kabı ile taharetlendi. Ömer radıyallahu anh da Hristiyan kadınının kabından taharetlendi. Bunlar ayet-i kerime gelmeden önce yapılmış olabilir denirse zannetmekle cevap verilmiş olmaz. Ayet-i kerimenin sonra geldiğini ispat etmek lazımdır. Eğer ispat edilebilirse, onların net pis olduğunu, dokundukları şeyleri pis ve haram yapacağını göstermez. Nihayet itikatlarının pis olduğunu gösterir. Çünkü hiçbir peygamber kendi dininde veya başka dinlerde haram olmuş veya olacak bir şeyi hiç yapmaz. Yani sonradan haram olacak şeyi önceden helal iken yine kullanmaz. Mesela şarap içmek önce helal idi, sonra haram oldu. Hiçbir peygamber hiçbir zamanda şarap içmedi. Eğer kâfirlerin bedenlerinin köpekler gibi pis olduğu sonradan bildirilecek olsaydı, Allahü Teala'nın sevgilisi olan Muhammed aleyhisselam onların kaplarına hiçbir zaman dokunmaz idi. Nerede kaldı ki sularını içmiş, ve yemeklerini yemiş olsun. Sonra bir şeyin kendisi pis olunca her zaman pistir. Bir vakt pis olması, başka vakt temiz olması düşünülemez. Müşriklerin bedenleri pis olsaydı her zaman pis olurdu. Ve Muhammed aleyhisselam hiçbir vakt dokunmazdı. Nerede kaldı ki onlardan su içsin ve yemek yesin. Bir de aynı nets olan her zaman netsidir önce ve sonra mübah olamaz. Müşrikler aynı net olsalardı evvelden beri böyle olmaları gerekirdi. Ve Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem önceden de buna uygun olarak onlara muamele ederdi. O olmayınca bu nasıl olsun? Bundan başka bunların bedenini pis bilmek Müslümanları çok sıkıntıya sokar. Hanefi mezhebi alimlerine Allahü Teala sonsuz iyilik versin ki Müslümanların işini kolaylaştırdı. Onları haram işlemekten kurtardılar. Bu büyük alimlere teşekkür edilecek yerde dil uzatmak, yaptıkları isabetli tefsiri ayıplamak nasıl doğru olabilir? Müctehitlere karşı bir şey söylenebilir mi? Çünkü onların yanlış buluşlarına da bir sevap verilmektedir. Onların yanlış bulduklarını yapan Müslümanlar azaptan kurtulacaktır. Kafirler pis olunca onların dokunduğu, Yaptığı şeylerde pis ve haram olur. Kâfirlere pis diyenler onların yaptıkları yemek ve şerbetlere haram demiş olur ki böyle söyleyenler kendilerini bu haramdan koruyamaz. Hele Hindistan'daki Müslümanların korunmaları imkansız gibidir. Müslümanlar her yerde kâfirlerle temas halinde olduğundan en kolay olan fetvayı vermek daha iyidir. Hatta kendi mezhebine uygun olmasa da başka mezhepteki kolay fetva söylenmelidir. Bakara suresi 185. ayetinde mealen Allahü Teala size kolay olan şeyleri yaptırmak istiyor. Güç olanı istemiyor. Ve Nisa suresi 28. ayetinde mealen Allahü Teala ibadetlerinizin hafif, kolay olmasını istiyor. İnsan zayıf, dayanıksız yaratıldı. Buyuruldu. Müslümanları sıkıştırmak, Onları incitmek haramdır ve Allahü Teala'nın beğenmediği şeydir. Şafii alimleri kendi mezheplerinde yapılması güçleşen şeylerin Hanefi mezhebine göre yapılmasına fetva vermiş, Müslümanların işini kolaylaştırmışlardır. Mesela Şafii mezhebine göre zekat vermek için zekatın Tevbe suresi 60. ayetinde bildirilen 8 sınıf insanın her sınıfına verilmesi lazımdır. Bunlardan gönlünü alması lazım gelen kafir sınıfı ve zekat toplayan memur sınıfı ve kölelikten kurtarılacak borçlu sınıfı bugün yoktur. Bunları bulup zekat vermek imkansız olmuştur. Bunun için Şafii alimleri rahmetullahi teala aleyhi ecmaîn Hanefi mezhebine göre zekat verilmesine fetva verdi. Çünkü Hanefi mezhebinde bu sınıflardan herhangi birine vermek yetişir. Bunun gibi gusl alırken Hanefi mezhebinde ağzın içini, dişlerin arasını ve diş çukurunu yıkamak farzdır. Kaplama ve dolguların içine su girmediği için bunların gusl abdestleri sahih olmaz, pis kalırlar. Şafii ve Maliki mezhebinde ise ağız içini yıkamak farz değildir. Hanefi mezhebinde olan kimse dişlerini zaruret ile kaplatınca veya doldurunca gusl abdesti alırken ya Rabbi Şafii veya Maliki mezhebine göre gusl abdesti alıyorum diye kalbinden geçirse gusl abdesti sahih olur ve temiz temiz namaz kılabilir. Hadika kitabının 709. sayfasında diyor ki abdest ve gusülde başka mezhebi taklit etmek caizdir. Bunun için o mezhebin şartlarına da uymak lazımdır. Bütün şartlarına uymazsa taklit caiz olmaz. Kendi mezhebine uymayan işi yaptıktan sonra bile taklit yapmak caiz olur. Mesela Ebu Yusuf Hazretlerine Cuma namazını kıldıktan sonra gusl abdesti aldığı kuyuda fare ölüsü görüldü dediler. Şafii mezhebine göre guslümüz sahihtir. Çünkü hadis-i şerifte kulleteyn olan suya necaset karışınca üç sıfatından biri değişmedikçe net olmaz buyuruldu dedi. Kulleteyn iki büyük testi dolusu 500 rıtıldır. 220 kilogram sudur. Berika kitabı burayı açıklarken zaruret olan her işte de başka mezhebi taklit caizdir diyor. Dürrül muhtarda namaz vakitlerinin sonunda diyor ki zaruret zamanında başka mezhep taklit edilir. İbn Abidin bunu açıklarken diyor ki burada iki kavilden biri bildirilmiştir. İkinci kavle göre zaruret olsa da olmasa da haraç güçlük olduğu zaman diğer üç mezhepten biri taklid edilir. Muhtar olan da budur. Yapılmasında güçlük olduğu zaman kendi mezhebi kolaylık gösteriyorsa veya yapılmasını affediyorsa başka mezhebi taklid etmeye lüzum kalmaz. Hadikanın 211. sayfasında Hüsnü't-tenebbüh fit-teşebbüh kitabından alarak diyor ki: Bir kimsenin nefsi kolaylıkları yapmak istemezse bunun azimetleri bırakıp ruhsatla amel etmesi eftal olur. Fakat ruhsatla amel etmek ruhsatları araştırmaya yol açmamalıdır. Çünkü nefse şeytana uyarak mezheplerin kolay yerlerini araştırıp toplamak yani telfik etmek haramdır müşriklerin kendileri pis olsaydı iman edince temiz olmamaları lazım gelirdi. O halde onlara pis denilmesi kalplerinin pis olduğunu bildirmek içindir. İman edince bu pislik gider, temiz olurlar. İtikatlarının, kalplerinin pis olması bedenlerinin pis olması demek değildir. Bu ayeti kerime müşriklerin pis olduğunu haber vermektedir. Haberi değiştirmek olmaz. Emirde ve yasakta değişiklik yapılabilir. Bir şeyin nasıl olduğunu haber vermekte değişiklik yapılmaz. Hadikada dil afetlerini anlatırken diyor ki: Allahü Teala emir ve yasakları bildiren 20 ayet-i kerimede nes değişiklik yapmıştır. Kısasta ve haberlerde nes yapmamıştır. Haber değişmediği için müşriklerin her zaman pis olması lazım olur. Bu da müşriklik itikat pisliğidir. Böylece ana bilgiye uygun tefsir yapılmış olur. Bilgiler çatışmaz. Kafirlere ve onların eşyasına dokunmak haram olmaz. Bir gün bunları anlatırken meali şerifi ehli kitabın yani Yahudi ve Nasara'nın pişirdiklerini, kestiklerini yemeniz helaldir olan Maide suresinin beşinci ayetini okumuştum. Siz helal olan buğday, nohut ve mercimektir demiştiniz. Bugün bu hale düşen Müslümanlardan biri bu sözünüzü beğenirse bir şey diyemem. Fakat insaf edilirse sözün doğrusu meydandadır. O halde Müslümanlara merhamet edip kâfirlerin pis olduğunu anlamamalı ve kâfirlerle karışan, alışveriş eden Müslümanları pis bilmemelidir. Böyle Müslümanları pis oldu sanarak bunların yemek ve içmelerinden sakınmamalı, Müslümanlardan kaçınmak ayrılmak yoluna sapmamalıdır. Bu hal ihtiyat değildir. Bu halden kurtulmak ihtiyattır. Başınızı fazla ağrıtmayayım. Beyt. Az söyledim. Dikkat ettim kalbini kırmamaya. Çekindim kalp kırmaktan. Yoksa sözüm çoktur sana. Selam ederim. Sabah duası. Allahümme ma esbaha bi min nimetin ev bi ehadin min halkike feminke vahdeke la şerike leke felekel hamdü ve leke şükr.